Bir Gün TV'den merhaba değerli izleyenler. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışından gelecek yatırımları bekliyorken Türkiye'nin en varlıkları ise vergi cennetlerinde dolaşıyor. Mehmet Şimşek göreve geldiğinden bu yana neredeyse Türkiye'de yaptığı mesainin çoğunu yurt dışında yaptı. Yurt dışında Türkiye'den daha çok vakit geçiren Şimşek faiz artış kararlarına rağmen henüz istediği başarıyı elde edebilmiş değil. Bir Gün yazarı Ozan Gündoğdu da bunu sorguladı. Gelişmeler neler okutuyor bize, neler söylüyor bunları sorguladı. Bugünün Bir Günü'nde de Şimşek parayı yanlış yerde arıyor isimli bir yazı kaleme aldı. Bu başlıklı yazısında da Şimşek parayı neden yanlış yerde arıyor, nasıl yanlış yerde arıyor, neler var bu işin ayrıntısında bunları anlatacak bizlere. Sayın Ozan Gündoğdu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi öncelikle şunu sorarak başlayayım. Aslında yazı çok şiddetli bir giriş yapıyor bize. Diyor ki Maliye Bakanı Mehmet Şimşek parayı yanlış yerde arıyor, gözünü doğru yere dönsün. Yazının ilerleyen kısımlarında organize suç ve yolsuzluk raporlama projesinden bahsediliyor. Şimdi bu projenin ayrıntıları neler? Proje bize neler söylüyor? Çıkan sonuçlar, dosyanın adına da değinmek lazım tabii. Dominika Karayip Korsanları isimli bir dosya yayımlıyor raporlu araştıranlar. Neler söylüyor bu raporda, neler var, siz neler gördünüz baktığınızda? Önce bir bununla başlayalım. Şimdi bu dosyalara aslında yaklaşık 10-15 yıldır alışkınız. Çünkü bankacılık verilerinin dijitalleşmesiyle beraber sızıntılar dediğimiz ya da leaks, İngilizce'de leaks denilen bir başlıkla karşı karşıya kalıyoruz. Bunların İlki WikiLeaks'ti. WikiLeaks'ti. Daha sonra Panama Papers, Pandora Papers, Malta belgeleri vesaire gibi sızıntılar ortaya çıktı. Bunlar çeşitli hacker grupları tarafından ele geçirilen verilerin gazetecilere ulaştırılmasından sonra gazetecilerin bu söz konusu verileri raporlayarak, haberleştirerek kamuoyunu servis etmesiyle mümkün olmaya başladı. Bu sızıntılar içerisinde daha önce Pandora Papers'ı gördük, Paradise Papers'ı gördük, Panama Papers'ı gördük, Malta Papers'ı gördük. Şimdi de Dominica Papers diye söyleyebileceğimiz, Dominica Karayip Korsanları öyle şey yapmışlar, öyle isimlendirmişler. Karayip Korsanları ağız alışkanlığı söylüyorum ama biraz da oraya atıf var. Karayip Pasaportları şeklinde başlıklandırmışlar. İçlerinde İngiltere'nin The Guardian gazetesinin de olduğu 14 medya kuruluşu ve organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi, yani OCCRP diye söylenen bir kurum işbirliği yaparak söz konusu sızıntıları derlemiş. Şimdi bu sızıntılar içerisinde Türkiye'yi, bizi ilgilendiren vaka şu: bizde de iki itibarlı iş insanı, bunlardan bir tanesi, itibarlıyı tırnak içinde söylüyorum, bunlardan bir tanesi Cavit Çağlar. Cavit Çağlar Google'landığı zaman daha önce banka sahibi olduğu ortaya çıkacaktır. Banka sahibi olmak itibar gerektirir. Cavit Çağlar'ın 2018 yılında bir Karayip adası olan Dominika'dan vatandaşlık aldığı ortaya çıkıyor. Bir diğer Türk iş insanı Yıldırım Demirören, ki o da Türkiye'nin en büyük holdinglerinin birinin başında, Demirören Holding'in başında. Onun da aynı şekilde 2018 yılında Dominika'dan vatandaşlık aldığı ortaya çıkıyor. Şimdi Dominika'ya baktığımız zaman nedir Dominika'nın özelliği? Türkiye'ye 9000 kilometre uzaklıkta 60 bin nüfusu olan bir yer. 60-70 bin diyelim hadi. 70 bin nüfusu olan bir yer. Yani Türkiye'nin en küçük ili olan Bayburt'tan daha küçük bir ada devletinden bahsediyoruz. Bu ada devletinin temel geçim kaynağı tarım. Bu 70 bin kişi, zaten 70 bin kişilik bir ekonomiden bahsediyoruz. Türkiye'nin toplam gelirinin binde birini üretebiliyor ancak. Temel geçim kaynağı tarım, işte muz, limon, işte çeşitli tropik meyveler üretiyorlar. Fakat gayri safi yurt içi hasılanın %10'u çok ilginç bir kalemden geliyor. 1993 yılından bu yana pasaport satıyor Dominika. Altın pasaport diye de isimlendiriliyor bu. Çünkü işte bir pasaporta bir maddi değer atfediyorlar. Çünkü bu şekilde. Pasaport satıyor ve işin ilginç yanı aslında kapitalizmin arka kapıları bunlar.
Karayip Adaları, vergi cennetleri. Çünkü bu pasaportlar aynı zamanda neredeyse bütün dünyaya vizesiz seyahat etme imkanı sunuyor. Mesela Türkiye'nin pasaportu en güçlü 89. ülkeyken Türkiye, Dominika pasaportu en güçlü 40. ülke statüsünde. Neden böyle? Çünkü AB dahil olmak üzere, Avrupa Birliği dahil olmak üzere birçok yere vizesiz seyahat edebiliyorsunuz Dominika pasaportuyla. Peki tek avantajı bu mu Dominika vatandaşı olmanın? Şimdi ben bir gazeteci olarak, aa ne kadar güzel, işte Schengen vizesi almıyormuşsunuz, kaç paraymış Dominika pasaportu, aa 100 bin dolarmış diyerek aslında Dominika pasaportuna kendi adıma yükseldim. Çünkü aa ne güzel vizesiz seyahat edebiliyorsunuz. Fakat bir iş insanı gibi düşünelim. Zaten milyarlarca liralık iş hacmine sahip bir kişiyseniz devlet size zaten yeşil pasaport veriyor. Yani sizin zaten vize sorununuz yok. O yüzden Dominika pasaportunun benim için avantaj olan kısmı örneğin Cavit Bey için ya da Yıldırım Bey için ciddi bir avantaj olmayabilir. Çünkü onların zaten Türkiye Cumhuriyeti pasaportlarıyla vize sorunu yaşadıklarını düşünmüyorum. Bu noktada başka bir sorun devreye giriyor. Burada offshore bankacılığı bu ada ülkelerinin aynı zamanda bir diğer geçim kaynağı. Offshore ne demek? Offshore kıyı bankacılığı olarak Türkçe'ye çevrilebilir. Bankacılık sistemi dijitalleştikten sonra, banka dijitalleşince ve küreselleşmeyle beraber kapitalizme bazı arka kapılar gerekti. Yani paranın suç ekonomisinin, kara paranın veya kayıt dışı paranın merkezleri söz konusu bu offshore bankacılık sistemi oldu. Burada işte Jersey Adaları, Marshall Adası, Cayman Adası, Man Adası, Dominika Adası, Malta, Avrupa'daki Malta Adası, Kıbrıs keza aynı şekilde buralar offshore cennetleri olarak anılıyorlar. Bu ülkeler hali hazırda temel bir ekonomik kalkınma modeli inşa edebilecek imkanlara sahip olmadığı için bu offshore bankacılık nimetlerinden faydalanıyorlar. Nedir bu nimetler? Bir kere sizin finansal gizliliğinizi her şekilde koruyacağını taahhüt ediyor. Yani bana yatırdığım para, mesela Dominika Cumhuriyeti adına konuşalım, Dominika Cumhuriyeti'nin bir bankasına yatırdığım para kati surette bilgileri teşhir edilmez. Her türlü para giriş çıkışı burada rahatlıkla yapılabilir. Üstelik vergi de vermezsiniz. Üstelik sizin bir banka hesabınız olduğu da teşhir edilmez. Şimdi sorgulanmıyor da giren paranın nereden geldiği, niye geldiği. Evet, yani böyle bir nereden buldun yasası vesaire falan da yok. Öte yandan finansal gizliliği sır gibi sakladıkları için dolar ve euro cinsinden de orada para tutabiliyorsunuz. Bu noktada Oxfam'ın raporuna göre dünyada söz konusu bu kıyı bankacılığı hesaplarında, offshore hesaplarda, bu Atlantik adalarından bahsediyorum, yani nüfusu 100 bin olmayan küçücük adalarda 2 trilyon dolar para hesaplarda 2 trilyon dolar para olduğu söyleniyor. Şimdi 2 trilyon para ne demek? 2 trilyon dolar para Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının 2 katı demek. Bu çok ciddi bir paradan bahsediyoruz yani. Ve başka daha çarpıcı bir şey. Yine Oxfam'ın raporuna göre dünyadaki para hareketlerinin %30'u söz konusu bu kıyı bankacılığı üzerinden gerçekleşiyor. Buralarda suç ekonomisiyle beyaz para ya da temiz para diyelim iç içe geçiyor. Ve kimsenin sorgulamadığı bir tablo karşımıza çıkıyor. Bunları nasıl öğrenebiliyoruz peki? Madem finansal gizlilik bu kadar önemli, bunları nasıl öğreniyoruz? Bunları işte ancak deminden beri saydığım işte Pandora Papers, Panama Papers, Paradise Papers, WikiLeaks vesaire gibi sızıntılar yoluyla öğreniyoruz. Şimdiye kadar bu gördüğümüz, karşılaştığımız sızıntılarda kimleri öğrendik, neler öğrendik? Şimdi bu zamana kadar sızıntılarda mesela Malta sızıntılarında, şöyle notlarıma bakayım yanlış bir şey söylemeyeyim. Mesela Malta sızıntılarında Malta'dan vatandaşlık alan Türk aileleri öğrendik. Mesela Suzan Sabancı Dinçer, Ceyda Sabancı Dinçer, Çiğdem Sabancı Bilen, Haluk Akay Sabancı
ve Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vekili daha doğrusu Emine Sabancı. Bunlar Malta'dan vatandaşlık alan Sabancılar yalnızca. Sadece onlar değil, Koto'nun Yönetim Kurulu Başkanı mesela Yılmaz Yılmaz, sahibinden.com'un kurucusu Taner Aksoy, işte Kuru Kahveci Mehmet Efendi'nin patronu Hulusi Kuru Kahveci. Bunlar Malta'dan vatandaşlık alan isimler. Neden vatandaşlık alırlar? Bu aynı zamanda Malta Resmi Gazetesi'nde de yayınlanan belgeli verilerden bahsediyorum. Malta bu haliyle Avrupa Birliği'nin offshore cennetidir. Bu tip itibarlı iş insanlarının buralarda vatandaşlık alması doğal olarak kamuoyuna bir açıklama gerektiriyor. Neden Türkiye Cumhuriyeti gibi dünyanın en büyük 21. ekonomisine sahip olan bir ülkenin vatandaşıyken neden 200-300 bin nüfuslu bir ada devletinden vatandaşlık alırsınız? Vize sorunu mu yaşıyorsunuz? Yani vize almakta mı zorlanıyorsunuz? Schengen vizesinde kolaylık olsun diye mi böyle vatandaşlık aldınız? Yoksa başka nedenleri mi var? Şimdi sadece vatandaşlık alma değil, aynı zamanda Paradise Papers belgelerinden öğrendiğimiz, sızıntılardan öğrendiğimiz kadarıyla, daha önceki Paradise Papers'tan bahsediyorum. Mesela eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğulları Erkan ve Bülent Yıldırım Malta'da Old Bakery sokağında iki tane firmaya sahip. Şimdi, paravan şirketler de kuruyorlar yani gittikleri, evet, yerlerde. Evet, yani şimdi bu noktada yine sormak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı olmuş kişinin iki oğlu neden bir offshore adasında şirket kurmakta? Dahası var. Mesela Rönesans Holding'in patronu Erman Ilıcan, Britanya Virgin Adaları'na 210 milyon dolar gönderdiğini bu sefer Pandora Papers belgelerinden öğrenmiştik, sızıntılardan öğrenmiştik. Şimdi Türkiye'nin en büyük müteahhitlik firmasının sahibi neden Britanya Virgin Adaları'na 210 milyon dolar gönderir? Bu sorulara mutlaka bir cevap bulmak gerekir. Cevap bulunamadığı takdirde biz aklımızdan bazı cevaplar üreteceğiz. Şimdi son sızıntı da işte biraz önce bahsettiğim Yıldırım Demirören'in ve Cavit Çağlar'ın Dominika Cumhuriyeti vatandaşlığını satın aldığı yönünde. Bu haliyle bunlar bir de buzdağının sadece görünen kısmı, çünkü bunlara ancak biz bu şekilde leakslerle, sızıntılarla öğrenebiliyoruz. Son sızıntıyı da güncellemek gerekir. Artık son sızıntıyla beraber bir de gündemimize Dominika Cumhuriyeti girdi. Peki şunu da sormak istiyorum ben. Her şey yasal bir düzlem içinde ilerliyor o halde. Kimse, evet, bir şey yapamadığına göre. Sizin yazının başında belirttiğiniz şeye geri dönmek istiyorum şimdi, artık sonuna gelirken yavaş yavaş. Türkiye sıkıntılar yaşıyor mali anlamda. Mehmet Şimşek mesaisini yurt dışında daha çok geçiriyor. Çünkü sıcak para arayışı devam etmek durumunda. Para gerekiyor çünkü ülkeye. Bir yandan da dediğiniz gibi az önce sızıntılardan öğrendiğimiz, ancak sızıntılardan öğrenebildiğimiz vergi cennetlerinde gezen zenginler var. Şimdi tabloya baktığımızda Türkiye bize ne söylüyor? Ne yapılması gerekiyor? Mehmet Şimşek parayı neden yanlış yerde arıyor? Nasıl geri almalı parayı? Bu zamana kadar para aradığımız zaman ilk söylenen en popüler ifadelerden bir tanesi vatandaşın yastık altına çağrı yapar. Mesela bizim yandaş medyada da sürekli bu konu işlenir. Vatandaşın yastık altında şu kadar döviz var, bu kadar altın var. Bunları işte bankalara yatırsınlar, böylece işte ekonomiye katkı sağlasın vesaire şeklinde. Vatandaş neden bizde yastık altına kendi birikimini saklar ki? Yani o birikim de zaten çok mütevazi birikimlerdir. Tedirgindir bizim vatandaşımız. Çünkü 99 yılındaki bankacılık krizindeki mağdurları biliyor. 2000 krizindeki mağdurları biliyor. 2001'deki mağdurları biliyor. Öte yandan bugüne geldiği zaman çeşitli endişeler yaşıyor. O yüzden kendince yastık altında bir miktar para bırakıyor. Offshore hesaplar bizim vatandaşların değil. Yani geniş halk kesimlerin değil. Patronların, sermayedarların yastık altıdır. Yastık altlarında, çünkü kendi evlerinde saklayamayacakları kadar çok para var. Benim 2000-3000 dolar param yastık altında durur, ama onların yüzlerce milyon dolarını saklayacakları bir yere ihtiyacı var. Offshore hesaplar bu ülkenin sermayedarlarının yastık altıdır. O yüzden eğer ki Mehmet Şimşek
vatandaşın yastık altına çağrı yapıyorsa, bana kalırsa zaten her gün neredeyse toplantılar düzenlediği sermayedarların yastık altına çağrı yapsın. Offshore hesaplara çağrı yapsın. Bu offshore hesaplardan Türkiye'ye para girişi olursa eğer muhtemelen 50-60 milyar doları bulacaktır. Buna benzer rakamlar dolaşılıyor. Bu 50-60 milyar dolar da Türkiye ekonomisine rahat nefes aldırır. Böylece belki Mehmet Şimşek de geniş halk kesimlerinin sırtındaki vergi yükünü biraz azaltır. Kafesteki kazı yolmayı bırakıp belki uçan kazlara şöyle bir bakmış olur. Sayın Gündoğdu, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Bir gün yazarı Ozan Gündoğdu ile birlikteydik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yurt dışında para arayışını sürdürürken vergi cennetlerinde gezinen zenginlere odaklandık bugün de. Aslında kapanırken Ozan Gündoğdu çok güzel bir cümle söyledi. Kafesteki kazı yolmayı bıraksınlar, uçan kuşlara odaklansınlar dedi. Şimdilik burada noktalıyoruz. Takipte kalın, hoşça kalın.